Efendim şimdi konum operatör doktor Petek Feriha Araoğlu. Kendisi kadın hastalıkları doğum ve perinatoloji uzmanı. Yeditepe Üniversitesi'nden katıldılar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Evet, bu yeni bir terim değil aslında. Fakat biz yeni mi kullanmaya başlıyoruz perinatolojiyi? Daha mı çok sık duyar olduk? Evet, daha çok sık duyar olduk. Çünkü esasında kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalının yan dalları nispeten daha yeni oluştular. Hmm. Dahiliye ve pediatri gibi anabilim dallarımızın yan dallarına kıyasla. Perinatoloji de özellikle doğum biliminin yüksek riskli gebelikler ve bu gebeliklerde gelişen bebekler ve bebeklerin erken dönemlerinde, yeni doğan dönemlerindeki sorunları araştıran, bunlarla ilgili yeni tedaviler geliştiren bir yan dal. Çok güzel. Uzmanları. Peki şimdi çok güzel bir alan. O zaman bu alana her gebe başvurmalı mı gibi bir soru akla geliyor. Evet. Perinatoloji uzmanına ne zaman gitmeliyiz? Esasında perinatoloji uzmanı bir konsültan uzmandır. Daha ziyade kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından anneler takip edilirler. Evet. Gebelikler, gebelik öncesinden itibaren tabii ki düzenli takiplerin yapılması ideal olandır. Sonra doğum, gebelik oluştuğunda anne kadın hastalıkları ve doğum uzmanına gider. Ama perinatoloji uzmanına şu anda modern bir obstetrik takibinde, modern bir gebelik bakımı takibinde en az iki kere gidilmesi ideal olandır. Hangi haftalarda özellikle? Bunlar özellikle 11-14 hafta aralığında, evet. Bir de 18-23 hafta aralığında. Eğer iki kere perinatal muayene yapılırsa o zaman birçok riskin, kadın doğum uzmanı belki tespit edemeyeceği bir takım risklerin tespit edilmesi ve ona yönelik erken tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanması mümkün çok olabiliyor. Çok önemli. 11-14'te ne oluyor? 18-22'de ne oluyor diye hemen soracak olsam bebek, evet, ne aşamada oluyor? 11-14 hafta esasında anne karnında bebeğin bütün organ sistemlerinin tamamen oluşup tamamlanmış olduğu ve belki de erken tanının mümkün olduğu en erken zaman diyebilirim. Peki. Ondan önce de tabii ki esasında bazı tanı yöntemlerinin geliştirilmesine çalışılıyor. Tabii bütün tıp için geçerli. Tabii. Ne kadar erken tanı koyarsak o kadar iyi ve daha etkili tedavi uygulayabiliyoruz. Hatta bundan daha iyisi koruyucu hekimlik esasında. Koruyucu hekimlik de çok bu önemli. Bu 11-14 haftada hem bebeğin o gebelik haftası itibariyle bütün oluşmuş organ sistemlerini görebildiğimiz kadarıyla değerlendiriyoruz. Bunun için sistematik bir değerlendirme yapıyoruz. Ayrıca tabii annenin de risk faktörleri daha önce bir kadın doğum uzmanı tarafından mutlaka değerlendirilmiştir bunlar ama biz mesela annenin ileride gebeliğe bağlı yüksek tansiyon gelişip gelişmeyeceğine dair bir takım testlerini yapıyoruz 11-14 hafta aralığında. Erken doğum açısından riskleri olup olmadığıyla ilgili yaptığımız değerlendirmeler bize bilgi verebiliyor ve tabii ki bebeğin genetik hastalıklar taşıyıp taşımadığıyla ilgili de bazı ipuçları yakalayabiliyoruz. Bu da 11-14 haftada. Pekala. Gebeliğin riskli olması ne anlama geliyor? Anne açısından bir riskli, bebek açısından bir riskli. Anne açısından esasında riskli bir durum varsa bebeği de etkiliyor mu? Tabii ki mutlaka. Çünkü esasında anne ve bebek bir bütün. Gebelik sonlanana dek. Hatta gebelik sonlandıktan sonra da bu bütünlük, evet, yaklaşık 2 yaşa kadar, evet, devam ediyor. Hatta ömür boyu, evet, biliyorsunuz. Evet. Şimdi dolayısıyla bu risk tabii ki hem anneyle hem de gebelikle ilgili olan riskler. Annenin tabii ki hayatından önceki ailesinden gelen genetik riskler olabilir. Önceden geçirmiş olduğu hastalıklar, önceden geçirmiş olduğu ameliyatlarla ilgili riskler olabilir. Önceki gebeliklerinde yaşadığı bazı komplikasyonlar da mevcut gebeliği etkiliyor olabilir. Evet. Tabii ki bebeğin kendisi de, bebek de sadece anneden oluşmuyor. O gebeliğin yerleşmesi sırasında anne ve babadan aldığı genetik özellikler nedeniyle de taşıdığı bir takım riskler olabiliyor. Tabii. Bu da çok önemli. Evet. Peki efendim şimdi gebeliği yüksek riskli hale getiren bazı durumlar var diyorsunuz. Evet. Bu durumlar mesela nelerdir? Yüksek riskli gebeliklere nasıl yaklaşılır? Şimdi hangi testler yapılır? Hangi testler yapılır? Şimdi esasında her gebelikte bir risk vardır. Annelik esasında riskli bir şey. Evet. Çünkü sonunda mesela dünyada
baba ölüm oranı diye bir şey yok ama anne ölüm oranı diye bir şey var. Bir gerçek bir istatistik var. Öyle bir yani dünyada ülkelerin gelişmişliğini gösteren bir istatistik hatta bu. Dolayısıyla gebelik esasında riskli bir süreç. Ama tabii ki biz başından itibaren risk değerlendirmesi yapıyoruz. Her gebeliğin bir riski olmakla beraber özellikle riskli olanlar mesela genel olarak konuşabileceğim çok küçük yaşta veya çok ileri yaş gebelikleri riskli gebeliklerdir. Peki. Daha önce gebeliğinde erken doğum veya yüksek tansiyon hastalığı olan gebeler yüksek riskli gebelerdir. Hali hazırda şeker yani kronik hastalıkları olan kadınlar biraz daha yüksek riskli gebeliğe giriyorlar. Böbrek hastalığı olan karaciğer, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, özellikle kalp hastalığı olan gebeler yüksek riskli gebelerdir. Evet. Peki diyabet taramaları ve takipleri nasıl yapılmalı? Bu kişilerde. Şimdi tabii ki Türkiye'de ve dünyada bir diyabet epidemisi var. Bu evet onu da bir pandemi olarak değerlendirebiliriz aslında. Bu da çünkü beslenme düzenimizin değişmesinden daha hareketsiz bir yaşamdan belki. Siz de bunu mutlaka birçok defa konu etmişsinizdir programınızda. Daha hareketsiz yaşam, daha sağlıksız beslenme ve bu obezite ve diyabet oranlarını bütün toplumda olduğu gibi gebelerde de yükseltiyor. Bu nedenle esasında ideal olanı gebelik öncesinde böyle bir durum olup olmadığını tespit etmek. Daha sonra gebeliğin erken haftalarında açlık kan şekerinin değerlendirilmesi. Ve ilerleyen haftalarda o annenin şeker riskine göre şekerle ilgili gerekli taramaların yapılması. Her gebeye şeker yüklemesi yapılmalı mıdır? Bu çok hassas bir konu. Evet, çünkü aynı zamanda tıp dünyasını Türkiye'de pek de bölen bir konu oldu. Bir konu değil mi? Şöyle söyleyeyim, öncelikle bu şeker yüklemesi diye ifade ettiğimiz testin gebeye hiçbir zararı yok. Tamam. Bir kere onu bir kenara bebeğe koyalım. Bebeğe var mı? Bebeğe de hiçbir zararı yok. Ancak şu var. Eğer biz annenin şeker hastalığını atlarsak yani eğer onun tanısını koymazsak o zaman o anne çok yüksek olasılıkla her baklava yediğinde, her dondurma yediğinde o şeker testinden belki çok daha fazla yükseliyor kan şekeri. Tabii. Ve esasında sürekli olarak bu kan şekerinin yüksek olması bebeğe daha toksik. Tabii. Dolayısıyla hem de damarlarına, organlarına ne kadar zarar? Tabii yani bizim bir kere şekerli su içmekle şekerimizin yükselmesinin vereceği bir zararın yanında o diyabetin atlanmasının vereceği zarar çok çok daha yüksek. Onun için orada sanki bir zehir veriyormuşuz, toksik bir madde veriyormuşuz gibi düşünülmemesi gerekir. Harika baklava yiyoruz gibi. Güzel. Ne olacak baklava yemeyen, dondurma sevmeyen hele gebelikte var mıdır efendim? Yani çok az. Evet, bizim bence toplumumuzda çok az olduğunu size göre görüyorum. Bir gebe kaç kilo almalı? Bu tabii ki esasında çok katı bir şey söylememek lazım. Çünkü mesela çok vücut kitle endeksi düşük olan annelerin biraz daha fazla almasını istiyoruz. Evet. Hayır, ben 17 kilo aldım yani hiç de düşük var bayağı semirmiştim. Geçen gün bir sizin için hekim arkadaşım dedi ki Ay sen benim hastam olsaydın ben seni her gün ağlatarak çıkartırdım buradan. 17 kilo ne dedi mesela çok yüksek. Ama sizin vücut kitle endeksiniz gerçekten yani ne kadar ince olduğunuzu ortalamayım görüyoruz. Ben çok ince olduğumu düşünmüyorum aslında yani ama. Yani herhalde böyle 19-20 arası falansınızdır diye tahmin olabilir, ediyorum. Evet. Olabilir. Bu esasında normalin en altı gibi söyleyebilirim. Doğru. Onun için sizin biraz fazladan almanızın bir sakıncası yok. Ama mesela vücut kitle endeksi 32 olan bir kadın için aynı şeyi söyleyemem. Evet. Onun için belki de 3-4 kilo almak ancak olabilir diyorsunuz. Aynen öyle. Peki efendim ailesinde genetik hastalıklar olanlar ya da akraba evliliği gibi bir takım sonuçlarda bebekte genetik rahatsızlıklar olduğunda, riskler olduğunda bu gebeliğe nasıl yaklaşıyorsunuz? Şimdi tabii ki genetik hastalıkların bazıları yaşamla bağdaşmayan hastalıklar. Bunlar genellikle aileden gelen hastalıklar olmuyor da ilk defa o gebelikte oluşan olaylar oluyor. Yaşamla bağdaşmayan hastalıklar olduğunda aileyle bunu paylaşıyoruz tabii ki. Ve gebeliğin takip seçenekleriyle ilgili aileye bilgi veriyoruz. Bazı durumlarda bu hastalık önceden biliniyorsa veyahut da tespit edilirse aileyi mesela tüp bebek hizmetine yolluyoruz. Tabii. Ve böylece seçerek embriyo yerleştirilmesi için onlara bir şey sağlıklı bebek elde etmek bir için bilgi vermiş oluyoruz.
Başka genetik, bazı genetik hastalıklar var ki yaşamla bağdaşan, belirli tedavilerle esasında normal bir yaşam sürdürülebilen. Bunların önceden tespit edilmesinin de gerçekten faydası var ki doğumdan itibaren bebeğe destek olabilelim. Hı hı. Dolayısıyla genetik hastalığın nasıl bir genetik Tabii. hastalık olduğuna göre yönetimimiz değişiyor. Peki o zaman değişiyor. Bu noktada şu mu devreye giriyor? Yani her gebe mutlaka genetik bir test yapılmalı bebeğe hamilelik sürecinde. Yani sadece tüp bebek tedavisinde değil, normal hamileliklerde de bu genetik tanı konulmalı mı? Şimdi genetik hastalıklardan en sık gördüklerimiz kromozom evet. hastalıkları. Bu kromozom hastalıklarından bazıları esasında yaşam beklentisi çok az olan veya yani neredeyse hiç olmayan hastalıklar. Bunların tanısının konulması zaten ultrasonografi ile mümkün. Down sendromu biliyorsunuz evet, en sık taranan hastalık. Ancak Down sendromlu bebekler esasında yaşamla bağdaşan bir hastalık. Eğer aile gebeliğin devamını arzu ediyorsa bununla ilgili tarama yapmamayı da tercih edebilir. Ama önemli olan ailenin bütün seçeneklerinin farkında olması. O çok önemli. O zaten tıbbın en önemli meselesi. Hastalarımız acaba hani benim elimde ne imkanlar var ve ben ne tercih ediyorum? Modern tıpta bu şekilde bir uygulama yapmamız ki gerekiyor. Büyük zenginlik tahmin ediyorum. Tabii ki. Aynen. Çok bizim çok annelerimiz önemli. Böyle imkanlara sahip değillerdi. Aynen. Cinsiyet bile belirlenmesi söz konusu olmayan bir dönemden bugün onların kodlarına kadar her şey araştırılıyor. Evet. Peki anne kanında fetal DNA ile yapılan tarama testlerinin güvenilirliği ve kullanım alanı evet. nedir diye soracak olsak. Anne kanında fetal DNA ile tarama testleri günümüzün en büyük buluşlarından bir tanesi oldu. Çünkü bu kromozom hastalıklarını çok erken haftalarda çok büyük doğrulukla tespit Tabii. edebilen tarama testleri sınıfına giriyor hala. Yani yine de kesin tanı ancak bebeğin hücresinin örneğini almakla mümkün. Özellikle yüksek riskli annelerde yani daha önce genetik hastalığı ortaya çıkmış, kromozom hastalığı ortaya çıkmış annelerde bu tercih edilebilir. Bazen ileri yaş anneleri bunu önceden başka daha az duyarlı yöntemlere gitmeden doğrudan bu yöntemi tercih edebilir. Bu yöntem esasında bizim genel pratiğimizde ilk olarak tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Bir üst ve de maliyeti biraz daha yüksek olan evet. bir yöntem olduğu için mutlaka doğru bilgilendirmeyle bu tetkike gidilmesi gerekiyor. Peki efendim annenin farkında olmadan geçirmiş olduğu, geçirebileceği bir takım rahatsızlıklar ya da taşıyıcı olduğu bazı hastalıklar nasıl saptanabiliyor? Bu fetüsü nasıl etkiliyor? Şimdi bu hastalıklar mesela enfeksiyon hastalıkları olabilir. Eğer anne hali hazırda bazı toksoplazma gibi, sitomegalovirüs gibi veya kızamıkçık gibi bir hastalığı özellikle erken gebelik haftalarında geçiriyorsa bu eğer bebeğe de bulaşırsa anne karnında bebekte ağır anormalliklere sebep olabiliyor. Onun için bununla da ilgili taramalar yapıyoruz veya annelerin bu gibi enfeksiyonlardan korunması için onlara mutlaka bir takım uyarılarda bulunuyoruz. Mesela çiğ et tüketmemesini. Tüketmemek. Ondan sonra. Ya peki ya 2 ay önce tüketmişse? Mesela benim güzel. Böyle bir arkadaşımın evet. başına geldi. Tüketti. Ondan hamile sonra... kaldı. Ve hamile kaldı. Hamile kaldığında işte bununla ilgili bir takım kan testleri var. Bununla, bu testlerin sonucu negatifse o zaman bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok ama. Ama eğer pozitifse o zaman ona yönelik tedaviler veriyoruz. Tamam. Ve sonra bebeği takibe alıyoruz. Acaba bebeğe de bulaştı mı? Bununla ilgili nasıl yardım edebiliriz anne ve bebeğe? Bir takip süreci başlıyor. Peki anneler ve stresi konuşursak eğer gebelikteki stres, evet. bunu önlemek, bunu ele alabilmek, onu yönetmek nasıl olmalıdır? Ayrıca stres gebeliği nasıl etkiler? Bu benim özel ilgi alanım. Gerçekten. Ay, o evet. kadar sakinsiniz ve o kadar tatlısınız ki. Yani sizin hastanız olmak istedim bir anda. Ay, çok sağ olun. Çok şekersiniz. Ben çünkü özellikle benim bir derneğim var. İstismar mağduru çocukların rehabilitasyonuyla Ay, ilgilenen bir derneğimiz ne var. Kadar ve devletimizle de çalışıyoruz. Onun için gerçekten psikoloji, stres yönetimi, işte psikolojik dayanıklılık bunlar benim için özel ilgi alanım. İlgi alanınız açıkçası. Çok hoş.
Stresi yönetmenin en iyi yolu esasında tabii ki bu psikolojik dayanıklılığı önceden yüksek tutmak. Tabii. Psikolojik dayanıklılığı yüksek tutmanın öncelikli kuralı insanın kendi öz bakımını tam yapması. Yani dengeli beslenmesi, yeterli uyuması, evet, egzersiz yapması ve sağlıklı bir sosyal çevresi olması zaten insanı dayanıklı kılıyor. Çok güzel. Ve ondan sonra gebelik ve hayatının her alanında stresin, evet, daha az olmasına yardımcı, hı-hı, oluyor. Hı-hı. Bir de stresli ortamlardan kaçmak mıdır acaba? Tabii ki. Elbette. Ama kaçış da bir sonuç mudur? Tabii. Değil mi? O da ayrı bir mesele. O ayrı, yani bir mesele, çok da başka bir başlık. Sıfır şey yok dünyada. Nasıl tabii, sıfır risk diye bir tabii şey ki yok. Tabii ki. Aynen. Evet. Ay, çok memnun oldum sevgili operatör doktor Petek Feriha Arıoğlu. Kadın hastalıkları doğum ve perinatoloji uzmanı. Aynı zamanda da çok değerli bir derneğin başkanı. Evet, o zaman sizden söz alıyorum. Bir daha bu konu üzerinde de özellikle ne dediniz? İstismar görmüş çocukların psikolojik, evet, dayanıklılığı için. Evet, onların rehabilitasyonu için özellikle çalışan ve hatta şu anda bir Avrupa Birliği projesi içerisindeyiz. Onunla ilgili de konuşmak isterim, harika, inşallah. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum efendim. Harika. O zaman günün sonunda sizin de gelmiş olduk. Tekrar teşekkürlerimizle, iyi ki bizi tercih ettiniz. Ve kendine iyi bak. Yine güzel bir günde sizinle buluşuncaya dek diyor. Hayatın akışına kapılıp kendinize vakit ayırmayı ve bizi izlemeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın.